Şöyle ki sevgilisini ya da karısını kaybetmemek için her şeye okey diyen ama kendi kişiliğini kaybetmiş bir sürü arkadaşım var demişsiniz. Bunun bir kırmızı soru olduğunu irdeleyerek soruma devam edeceğim. Erkekler eşlerini mutlu etmek için parmak arası terlik diyorlar. Meşhur parmak arası konusu. Bu light'lıktır benim için. Burada da bir dir var. Light'lıktır benim için demişsiniz. Kızım bile sevmiyor benden dolayı. Baba baksana kız gibi şıpıdı şıpıdı diye dalga geçiyor demişsiniz. Şimdi tabii belki bu bir espri olabilir ama sonuç olarak sizin cümlelerinizi çok ciddiye alan, okuyan, belki de bağlamından koparıp o kontekst içerisinde görmeyen insanlar da var. Şimdi bu kız gibi, bu erkek gibi, bu light'lıktır diye bunu kategorize etmek acaba ne kadar doğru? Çünkü 14-15 yaşında bir çocuk da gayet kendini erkek hissedip işte onu giyip ya da olgun böyle kategorize edilmek istemiyor da olabilir. Soru gelsin. Bu bağlamda homofobik misiniz? Yok, hiç değilim. Hiç değilim. Yani çok yanlış bir tanımlama olur zaten öyle bir şey. Çünkü bir sürü arkadaşım da var benim öyle yani tanıdığım. Ama biraz önce dediğim gibi bize küçükken dayatılan, öğretilen şeylerden dolayıdır bu belki de. Bu sizin için de geçerlidir, sizin döneminiz için de geçerlidir. Eskiden işte erkek adam şöyle yapmaz böyle yapmaz doğrudur yanlıştır diye tartışmıyorum zaten. Tabii ki değil öyle. Parmak arası terlik evet 10 yıldır 15 yıldır söylediğim şey nedense son zamanlarda bir farklı bir yerlere çekilmeye çalışıldı. Ben sevmiyor olabilirim. Sevmemek de en doğal hakkım yani her şeyi sevmek zorunda değilim, katılmak zorunda değilim ya da giymek zorunda değilim. Birileri de bana bakıp ulan yaz günü kovboy çizmesi giyiyor giyilir mi ulan diye giyenleri düşünebilir. Giyenleri etiketlendirmek üzerinden. Yani etiketi o belki de hani espri anlamında söylenen bir şeydir. Etiketlendirmenin doğru bir şey olduğuna inanmıyorum. Parmak arası terliği ben sadece hijyenik bulmuyorum. Yani bunu açıklamam gerekiyor mu? Açıklayayım mı? Vaktiniz var buyurun. Güzel. Şimdi biz erkekler dışarıdayken eğer tuvalete gitmemiz gerekiyorsa tuvalete gittiğimizde pisuvarlar var ve biz ayakta işimizi görüyoruz ve o pisuvara gelen şeyler ayaklarınıza geliyor. Dolayısıyla da çok hijyenik bir şey olmuyor. Norm bu mu? Ya benim için bu normlardan biri. Bir de ben kendime yakıştırmıyor olabilirim. Yani ben rahat etmiyorum ama ben yakıştırmıyorum diye insanlar giymeyecek demek değil ki. Herkes kendine nasıl rahat hissediyorsa, neyi giymek istiyorsa onu giyecek. Peki.